Bir telefonumuz daha var. Yine çok önemli bir sorununu bizimle paylaşacakmış seyircimiz. Alo. Merhaba Nur Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Derdiniz derdimizdir. Dinliyoruz efendim, buyurun. Ben 20 yaşındayım. Başka bir şehirde oturuyordum. Tamam. Çok zorlu bir hayat yaşadığım için eşim beni yanına çağırdı. Evlenmek istedi benimle. Ben de orada çok zorlu bir hayat yaşıyordum. Tehdit ediliyordum. Yani kaçmam gerekiyordu o şehirden. Eşimin bulunduğu şehire geldim. 6 aydır evliyim. Tamam. İlk geldiğim sırada 2 haftalıkken eşimin telefonunda mesajlar gördüm. Cinsel içerikli mesajlar. Bunları gördüğümde sorduğumda işte daha tanımıyorum zaten eşimi. Daha öncesinde de konuşmamıştık. Bunları gördüğümde arkadaşına ait olduğunu, zaten mesajların benden önce olduğunu, bir daha olmayacağını söyleyerek beni ikna etti. Tamam. Daha sonrasında işte yaklaşık 2 hafta önce sosyal medyadan eşime mesaj geldi. Benim telefonumda çıktı. Mesaj geldi. Neden durduk yere mesaj atıyorsun diye bir kız mesaj atmıştı. Ben de ne mesajı diye sorarak ondan şeyleri istedim. Hani mesajların fotoğrafını istedim. Eşimin attığı mesajların. Kız gönderdi. Hiçbir şekilde kızla konuşmamış. Yani kız eşimle konuşmamış ama eşim kıza sürekli mesaj atmış. Ne Hani demiş? günaydın, nasılsın, iyi misin? Ondan sonra doyamadan çekip gittin diye böyle mesajlar atmış. Kıza ben sordum, daha önceden ilişkiniz var mıydı dedim. Hayır, yoktu dedi. En sonki mesajı da işte o kızın bana mesaj attığı gün gördüm ben, atmış eşim. Yani böyle bir de eşim bana hiçbir şekilde yanaşmıyor, benimle birlikte olmuyor. İlk zamanlar çok iyiydi ama sonradan baya kötü olmaya başladı. Benden uzaklaşıyor, her defasında yorgunum falan diyor. Yani ne yapmam gerekiyor, eşime karşı nasıl tavır almam gerekiyor Peki, bilemiyorum. çok teşekkür ederiz. Yine siz de o sınırdasınız. Evet. Evlilikte cinselliği hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi Hep baştan dinledik iyi, şimdi sizlerden. baştan iyiyken sonradan niye kötü oldu? Bak şimdi bunun bir defa soru işareti. Bunun çözülmesi lazım. İki, şimdi evlendin. Şimdi geldin, evlendin. Şimdi diyor kaçarak geldim. Şimdi bir tam tanımıyordum diyor. Nasıl tanımadığın biriyle evleniyor? Şimdi o da ilginç. Yani sonra bir baktın ki mesajlar var. Bir de düzenli biri değil. Bak önüne gelene mesaj atan bir tip mesela baktığınız zaman. Şimdi o noktada bu tarzda hareket ederek dışta birileri var ve oralarda bir araya geliyorsa eşiyle cinsel anlamda bir araya gelmek de istemeyebilir. Onun için net tavır olarak siz bak böyle bir şey duymak istemiyorum. Böyle bir şey duyduğum anda ben hayatımda yokum. Net tavrınızı koyarsanız bak tavır koyamamaktan kaynaklanıyor. Net tavrınızı koyarsanız bütün o şeyleri de kapattırırsınız. O hesapları bilmem neyi. Onun için takip ettiğiniz zaman zaten belli olur. Bence net tavır alın. Net tavır şart. Evet ama cinsellik de niye yok onu da konuşmaları lazım Bedel bence. ödetmek Şart. şart. Yani bir şey yaptı birisi. Evet, kuru kuru Yanına tamam. kalmamalı. Evet, kuru kuru tamam kabul ediyoruz. Eve geri getirdiğinizde Devamı geliyor. ikinciyi mutlaka yapacaktır. Devamı Yani geliyor. şu hayat, şu ilişkiler, duyduklarımız, gördüklerimiz, tecrübemiz bize bunu anlatıyor. Evet. Hocam, kocam beni aldatıyor diyen bir seyircimiz var. Ama kiminle aldattığını bulamadım. Nasıl yakalarım diyor. Kiminle aldattığını bulamamışsan Gelsin nasıl soru. yakalarım? Evet. Evet. Kocam beni aldatıyor, bunu biliyorum diyor. Ama kiminle aldattığını bulamıyorum. Nasıl yakalarım? Şimdi demek ki sinyallerden, adamın tavırındaki değişikliklerden, şunlardan ama bir şeyler var. Nereden yakalarım, nasıl yakalarım? Bence telefon önemli bir ipucu. Yani telefonlarını mesela varsa Bak beni şifresini aldatıyor öğren. diyor. Aldattığını hissediyorsan Tamam. kiminle aldattığını bulamadım diyor. Çok doğru söylüyor hocam. Tabii telefon. Mesela ne oldu? Sosyal medya Sosyal medya hesapları. hesapları. Telefon, sosyal medya hesapları hiçbir şey değil. Hepsi orada duruyor. Yani bir şekilde onu yakalarsın sen. Ama telefonunu hiç kurcalıyormuş gibi Ama bak gözükmeyeceksin. şimdi önemli olan şu. Yakaladıktan sonra ne yapacaksın? En Bak önemlisi en o. önemlisi bu. Tamam yakaladın. Hadi. Yalvardı. Bir daha olmaz. İşte orada tavrın önemli. Bak sen hissettiğin anda şunu söyle. Kiminle olduğunu boş ver. Araştırma bence. Şunu söyle. Tamam. Bak ben araştırmıyorum. Ben sana güveniyorum. Ama eğer ortaya çıkarsa ben yokum hayatında. Bak bunu bil. Uyarıyorum ben o kadar.
Ve bak net tavrını koy sen. Bak bakalım devam ediyor mu etmiyor mu? Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Valla kah iyiyiz kah değiliz. Dinlediklerimize çok üzülüyoruz. Keşke elimizden bir şey gelse, sadece yapabildiğimiz işte uzmanlarımız yol gösteriyor. Bu da çok önemli bir şey ama. Evet, ben mesela eğlenceli bir adamım. Benim eğlencem kaçıyor. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi gerçekten yani. Ben de çok eğlenceli bir kadınım. Evet. Ama şurada duyduklarım beni o kadar üzüyor ki. Evet, üzülüyoruz. Dinliyoruz efendim sizi can kulağıyla. Buyurun. Bizlere yardımcı olduğunuz için, yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. 5 yıl önce eşim beni aldattı. Oğlum yakalamış daha doğrusu. Eyvah. Bana söyledi. Bana söyledi anne durum böyle böyle dedi. Eşimle konuştum. Bunalımdan yaptığını söyledi. Ama 5 yıldır ben bunu affedemiyorum. İçimde fırtınalar kopuyor ama bir türlü affedemiyorum. Eşiniz neden bunalımdaydı? Biraz sıkıntılarımız vardı kendi aramızda bizim. O sıkıntılardan dolayı bunalımda olduğunu söyledi. Şu anda yok ama değil mi öyle bir şey? Şu anda yok olduğunu söylüyor ama benim onun her yüzüne baktığında ben kendimi aldattığını düşünüyorum. Evet. Kendisine de söylüyorum bunu. Peki mesela tekrar bakın konuyu şeye getiriyoruz. Yani hep cinsellik konuşuyormuş gibi olacağız ama sizin aranızdaki temel problem neydi? Niye sizle ilgili bunalımdaydı eşiniz? Benim eşimin eşsiz evliliğim ben. İkinci evliliğimden dolayı problemlerimiz vardı. Tamam. Televizyonda anlatamıyorum Nur Hanım. Tamam. Anladım. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Biraz. Hayır hayır rica ederiz olur mu öyle şey? Yani kolay şeyler değil bunlar. Şimdi tabii yani hani uzmanımıza detaylı anlatmanız gerekiyor ki size ona göre bir yol gösterebilsin. Bilmiyorum hocam diyeceğiniz bir şey şimdi var mı? Şimdi ben de şimdi mesela ne var sorun olarak? Şimdi sorundan diyor. Dolayı. Ha, işte sorundan dolayı. İlk aile yönünden ilk eşiyle görüşmesini istiyorlardı. Bu konuda da ben yakaladım. Biraz tavrımı koydum. Öyle olmaz diyerekten beni boşamasını istediler. Biz de tartıştık bu konu üzerinde. Aile girdi devreye. Aileler boşamasını istediler eşimin. Ben de buna tavrımı koyunca eşimle aramızda biraz soğukluklar oldu. Tamam. O yüzden eşim bunalımda olduğunu söyledi ve böyle bir şey yaptığını söyledi. Ama hala da ben eşimi affetmiş değilim. İçimde böyle ona karşı bir kötü duygularım oluyor yani. Kolay değil tabii. Şimdi, şimdi affettikten sonra bak affettin. Affetmeseydin tamam mı? Ama affettin. Sonuçta bakın en büyük problem aldatma da affetmek. Şimdi affediyorsun ama yüreğin affetmiyor. Yani o yüreğe ben nasıl söz geçiririm? Tabii. Geçiremezsin yürek bu. Yüreği belli bir kıvama getirmek en az 6 ay alır. Bak 6 ay 1 sene nasıl alır? Sen orada bir defa eşinin sevilebilecek. Ben bu adamı niye seçtim? Niye evlendim? Yeniden o adamla arkadaş, dost nelerini sevebilirim diye özel çalışma yapman lazım. Senin bardağın kirli suyla dolu. Şimdi bunu boşaltmadan temiz su doldurma şansın yok. Bir arıtmak bir defa lazım. Kirlenmiş onu arıtmak lazım. Tabii. Onun için önce sen bunu nasıl arıtabilirsin? Yavaş yavaş içine güzel şeyler atarak o kirli su yavaş yavaş kaybolur. Bir süreçte birdenbire ben onu affettim demekle affedemezsin. Tabii. Onun için bir çaba harcaman lazım senin. Bir de galiba kendinize de bir süre tanımanız tabii, gerekiyor. Tabii tanımanız lazım. Onun da düzelmesi için ona da bir süre tanımanız gerekiyor. Tabii. Biz hemen bugünden yarına mucize bekliyoruz. Tamam seni affettim her şey düzelsin. Tabii. İçinizdeki ama o kirli duyguları çıkarmamız lazım. Arıtmak bak, affettikten lazım. Sonra da şu da var. Affettikten sonra da artık bir daha onu dile getirmemen lazım. Bir daha onu söylememen lazım. Bir daha onun canını yakma oyunu oynamaman lazım. Peki. Kocam beni aldattı, oğlum yakaladı. Ah 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 neler neler. Daha neler var. Bir telefonumuz var dinleyelim. Seyircimiz bir derdini bizimle paylaşmak istiyor. İzmir'den mi seyircimiz? İzmir'den Zeynep Hanım. Alo. Alo sesim geliyor mu? Zeynep Hanım hoş geldiniz geliyor. Buyurun. Hoş buldum sağ olun. Benim hocama bir sorum olacak. Sizi de çok tutmadan sorumu sorayım isterseniz. Buyurun. Dinliyoruz buyurun. Ben 22 yaşındayım. Eşim benden 15 yaş büyük. 2 yıl evliyiz. 2 yıl bitti sayılır. 2 yıldır evliyiz. Ve eşim bana başından beri çok ilgisiz. 6 aylık bir nişanlık dönemimiz oldu. O zaman da öyleydi. Çok biz farklı şehirlerdeydik. Aramazdı, sormazdı. Ben evlenince değişeceğini düşündüm. Hani çok uzak yerlerdeyiz. Bizi yeni tanıyoruz.
bunun gibi. Evlendik ve hala çok ilgisiz eşim. Böyle ben mesela memlekete giderim ailemin yanına. Beni 10 gün 15 gün bile aramaz, 20 Allah gün ben Allah. Arayana kadar. Görücü usulüyle mi evlendiniz? Evet, görücü usulü evlendik ama ikimiz de isteyerek evlendik. Böyle zorla veya aile baskısı kesinlikle olmadı. Evliyiz mesela, gün içinde beni asla aramaz. Evde tek başıma kalırım. Burada mesela buraya yeni taşındım ben. Evlendiğimizde buraya gelin geldiğimiz bile. Tek başıma hiç çevren de yok. Merak etmez. Hiç çevren de yok. Hiç kimsen de yok. Hep tekim mesela. Hiç beni merak etmez. Sormaz. İlgilenmez. Eve gelince güzel söz hiç söylemez. Ah, hiç çok iyi. Evliyim mesela. Hep güzel şeyler duymak isterim eşimden. Çünkü benim için erkek arkadaşım olmadı mesela. İlk eşim mesela. Bütün her şeyi ona sakladım. Evet. O da tam tersi. Çok ilgisiz. Hiç güzel bir söz bile duyamaz. Bazen zorlarım, ısrar ederim. Söylemeden demiyorum. 22 yaşındaki bir kızın feryadına bak. Çocuk var mı? Çocuk. Çocuk. Evet. 2 aylık bir bebeğim oldu. Şu an 2 aylık kendisi. Mesela ben sürekli dedim ki benimle hiç ilgilenmiyorsun. Hiçbir şeyler yapmıyoruz diye. O da şey der. Kafam çok yoğun. İşlerim çok dolu. Mesela kendi işi. Ama haftada bir gün bile evde hiç durmaz. Hiç izin yapmaz mesela kendine. Şimdi mesela hani bir hafta sonu bir yere gitmeler, hani çocuk olmadan önce yok muydu? Hiç olmadı mı bu? Ya oldu ama şöyle oldu. Ben çok ısrar ederim. Kavga ederim mesela. Giderim. Ama tekrar işe döner. Koşa koşa böyle acele gider gelir. Benim gönlümü yapmak için sadece. Canım benim, sen şu anda anandan, babandan, yerinden, yurdundan uzak. Bir anlamda gurbet elde. 2 aylık bir çocukla bir başınasın, öyle mi? Evet öyle. Ve şöyle, ben de eşime sürekli niye böyle yapıyorsun? Başka biri mi var derim. Aslında olmadığını biliyorum ama benim babam annemi aldattı, hem de benim arkadaşımla. Ne? Ve kendimi çok... Ya senin arkadaşınla ne demek? Sen çocuğunun arkadaşıyla. Arkadaşım benden bayağı büyük ama biz arkadaştık yani. Aynı yerde çalışıyorduk. O şekilde. Ağzım açık. Ben de sürekli eşime bir şey mi var? Hani bir şey mi oluyor? Olmadığını biliyorum, çok eminim. Çünkü eşim bana bile çok ilgisiz yani. Her anlamda bana bile ilgisizken başka biri olmadığını biliyorum. Telefonlarını karıştırıyorum. İş yerine böyle ansızın gittiğim oluyor. Hiç öyle o taraflarda beziyor. Peki onunla bu meseleyi konuştuğunda o bu duruma nasıl bir açıklık getiriyor? Ne söylüyor? Yorgunum diyor. Hayır, şöyle söylüyor. Benim kafam çok dolu. İşlerim çok yoğun. Ben de diyorum ki 2 yıldır evliyiz. 2 yıldır senin işlerin çok yoğun. Sıra bana ne zaman gelecek? Sabret sabret. Hep böyle geçiştiriyor beni. Evet. Şimdi mesela çocuğumuz oldu. Ona karşı o kadar sevgi dolu ilgi ki, böyle eve gelir onunla ilgilenir. Saatlerce konuşur falan. Hani kafan doluydu. Senin hani işlerin vardı. Demek ki sorun bendeymiş diyorum. Hayır hayır hayır. Bak işte hep bunu yanlış. Hayır. Bak şimdi burada... Şimdi burada anne babalığı bak anne baba olmayı bilmeyen gençler var. Şimdi yaş 35 olabilir. Ama ben doktor olmak için eğitim aldım. Doğru mu? Ben mühendis olmak için eğitim aldım. Anne baba olmak için eğitim almadık ya biz. Doğru. Şimdi baba olmayı bilmiyor. Bak şimdi eş olmayı bilmiyor. Ben şuna inanıyorum. Senin eşin iyi bir insan. Bak senin eşin düzgün bir çocuk. İşinin ekmeğinde. Bak ben buna inanıyorum. Ama bilmediği bir şey var. O bir şeyi biraz sonra söyleyelim. Reklama gideceğiz. Tamam hadi biraz söyle. Çok özür dilerim. Tamam. Çok kısa bir aram var. Olur mu? 22 yaşında gencecik bir kadın. Kadın. Kucağında 2 aylık bir bebeği var. Gurbet ellerde. Kocasının ilgisizliğinden şikayetçiydi. Hocam da tam ona cevap veriyordu. De reklama gittik. De reklama gittik mecburen. Hemen söylüyorum. Bakın erkekler ne kadar önemli romantizm kadınlar için, görüyorsunuz. Nasıl etkilenmiş, nasıl ağlıyor, eşim beni sevmiyor diye. O erkek eşini seviyor aslında. Ama bunu nasıl göstereceğini bilmiyor. Bak ben söylüyorum, çok basit. Gün içinde ne kadar yoğun olursan ol, ara eşini ve de ki hayatım, iyi ki benim eşimsin, ben seni çok seviyorum ve seninle evlendiğim için ben Allah'a dua ediyorum. Kapat, bitti 10 saniye ya. Ve o kadın geldiğinde seni nasıl karşılayacak? Sonra beraber hafta sonu yorgun da olabilirsin. Çık beraber bir yere gidin ya ve bir sarıl, yanağına bir öpücük kondur ve gerçekten romantizm beklentisini karşıla. O kadınlar sizin için yapmayacaklar hiçbir şey yok ya. Erkekler bunu görmeli.